Bugün burada Kızılay'ın Malatya'ya yapacağı bir yatırımın bir ön tanıtımını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz Malatya'mızın vagon onarım fabrikasıyla ilgili bir sorunu vardı. Bu sorun yıllardır aşılmaya çalışılıyordu. Sayın Bakanımızın önderliğiyle, onun önümüzü açmasıyla birlikte özelleştirme idaresinde bir ihalesi yapıldı. Özelleştirme ihalesinde Kızılay olarak vermiş olduğumuz teklif özelleştirme dairemiz tarafından olumlu karşılanarak özelleştirme üst kuruluna bu anlamda teklifimiz gönderildi. Bu teklifimiz de inşallah kurulda onaylanıp resmilik kazandıktan sonra da İvedi olarak bu yatırıma başlayacağız. Ben izin verirseniz bu yatırımın teknik bir çerçevesini çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu gördüğünüz fabrika yaklaşık 52 bin metrekare kapalı alanlı olan fabrika bir onarımdan geçecek öncelikle, güçlendirilecek. Burada üretmeye çalışacağımız ürünler için içinde bir üretim bantı kurulacak. Bu üretim bantı özellikle afet dönemlerinde ihtiyaç duyduğumuz barınma sistemlerini üretecek olan prefabrike, konteyner, hafif çelik ve yapısal çelik ürünleriyle sadece bir konteyner gibi değil, burası bir sistem üretecek. Birlikte yaşama alanlarını, atık su arıtma tesisleriyle, enerjisini üreten tesisleriyle, entegre bir şekilde sağlık ocaklarıyla, okullarıyla beraber planlayacağımız, sadece afet temelli olarak da değil, kentsel dönüşümlerde belediyelerimize hizmet verebilecek olan hızlı ve ekonomik konutlar üretebilecek olan bir tesis olacak. Bu tesisin üreteceği böyle sosyal kamplar olacak. Ülkemizin içinde ve dışında ihtiyaç duyduğumuz mülteci kamplarının bu anlamda üretimi söz konusu olacak. Aynı şekilde bu fabrikada gene daha nitelikli ve hızlı kurulabilecek olan mobil hastaneler, mobil ameliyathaneler, bizim KBRN dediğimiz bir takım afet müdahale üniteleri olacak. Burası planlarımız bu bölgenin Avrupa ve Orta Doğu'daki bölgemizin en büyük afet barınma tesisleri olacak. Yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam öngörüyoruz. 80 beyaz yaka, fabrika içerisinde 400 mavi yaka ve 1000 civarında da sahada montaj personeli istihdam edecek. 1500 kişilik bir istihdam oluşturacak. Ayrıca Malatya'nın coğrafi konumu nedeniyle Çin'den Londra'ya kadar uzanan İpek Yolu üzerinde bu tesisin bulunuyor olması hem ihracat noktasında bu bölgeyi daha cazip hale getirecek. Bakanımız uygun görürse bu alanla ilgili ikinci bir yatırımımız daha Kızılay olarak düşünüyoruz. Bu da bu bölgeye genel anlamda hizmet verebilecek olan bir lojistik merkezi. Bu lojistik merkezi özellikle bölgemizdeki tarıma dayalı endüstrinin varlığını kıymetlendirecek, dünyaya ulaştırabilecek ve onun saklama ömrünü uzatacak ve nakil sırasındaki kalitesini koruyabilecek standartlarda olacak bir lojistik merkezi yatırımı bu anlamda düşünüyoruz. Bu özellikle Malatya'daki kayısı üreticimizin de çok ihtiyaç duyacağı bir yatırım olacak. Sadece bu anlamda tarıma dayalı endüstrimizin değil, tekstilimizin ve küçük sanayicimizin de ihtiyaç duyacağı, tüccarımızın da bu anlamda ihtiyaç duyacağı ve bu bölgenin ticaret ve sanayi ürünlerini sadece Malatya'ya değil, buradan özellikle Orta Doğu'ya hızlı bir şekilde pazarlayabileceği bir lojistik merkez anlamında da bir yatırım planlamayı düşünüyoruz. Ben vermiş oldukları destekler için şimdiye kadar gerçekten olağanüstü bir destek gördük kendisinden. Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hem Malatyalılar olarak, bir Malatyalı olarak ben de, hem de bir Kızılaycı olarak şükranlarımı arz ediyorum. Hem de gerçekten bürokrasideki
süreçleri hızlandırması, siyasi anlamda yapmış olduğu önderlik noktasında da bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu fabrika inşallah özelleştirme üst kurulumuzun onayından sonra, yer teslimi yapıldıktan sonra planlarımız 12 ay içerisinde üretime geçecek bir planlama bu anlamda tasarladık. Burası bir Ar-Ge merkezi de olacak yeni patentlerle beraber. Dolayısıyla çok hızlı ekonomik hayata katkı verebilecek olan, Malatya'nın ihracat potansiyeline katkı verebilecek olan bir yer olacak. Ben tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Türk Kızılay'ı özellikle dünyada mazlumlara, mağdurlara zamanında ve etkin yardımlarla göz dolduran sadece Türkiye'nin değil dünyanın da saygın kuruluşlarından birisi. Bu anlamda başkanı, hemşerimize ve bütün yönetimine teşekkür ediyoruz. Malatya için önemli olan, esasında Türkiye ekonomisi içinde önemli gördüğümüz bir yatırımı burada esasında bir başlangıcını yapmış oluyoruz. Yıllarca atıl vaziyette duran ve her Malatyalı hemşerilerimizin de sohbet gündemi olan Malatya Vagon Fabrikası diye başlanılan bu alanın ne olacağı noktasında özellikle Malatya'nın cazibe merkezleri programına alınması ve 6. bölge teşviklerinden faydalanmasıyla beraber başkanımızın da vizyonu, Türk Kızılay'ın vizyonuyla beraber bu alanın özellikle Türkiye'nin de ihtiyacı olan, yakın coğrafyalarımızda da ihtiyaç duyulan, belki de dünyada bu anlamda modern bir fabrikanın temellerini inşallah burada yükseltmek istiyoruz. Bu hem bizim açımızdan ihracat noktasında da hem de dışa bağımlılık noktasında aynı zamanda yeni bir modelleme ile de ihtiyaç sahiplerinin çok daha modern şartlarda ve hızlı bir şekilde konut ihtiyaçlarından barınma ihtiyaçlarına kadar karşılanacak acil çözümlerin üretildiği komplike bir yatırım olmuş olacak. Ben tebrik ediyorum. Malatya'mıza da hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Gerçekten 1500 kişiye kadar istihdam olanağı sağlayan ve bunun bir kısmının da Ar-Ge yatırımlarına ayrılabilecek bir potansiyeli olan, başkanımın biraz önce ifade ettiği gibi lojistik anlamda da bir kısım alan gerçekten demir yollarının hemen yanı başında, bir tarafı demir yolları, bir tarafı karayolları, biraz hemen ileride hava yoluyla beraber inşallah hızlandırılmış tren projemizin de hayata geçmesiyle beraber limanlara 3-4 saatlik bir mesafede olan bu alanın özellikle lojistik anlamda da değerlendirilmesi çok çok önemli. Özellikle Kızılay'ın lojistik performansı, ayrıca bu bölgenin Ulaştırma Bakanlığı'nın da katkısıyla ki biz onun altyapılarını yaptık. Burası inşallah biraz ileride hemen gümrük müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz var. Bu alan tam lojistiğe de çok uygun bir alan. İnşallah fabrikanın işlenmesiyle beraber bir yandan da bu yatırımın hayata geçmesi noktasında da biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Ve bu anlamda hem maddi olarak hem de diğer anlamıyla da desteklerimizi verip inşallah Kızılay'la beraber burayı bir lojistik merkez haline de getireceğiz.